Yakışıklı, hazırsan gelebilir miyiz? Tabii babacığım, gelsenize. Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Yani gerçi hep yakışıklısın da. Bizim oğlumuz. Oğlum, bak doğduğun günden bugüne kadar hep göğsümüzü kabarttın. Hep bizi gururlandırdın. Yani senin gibi bir oğula sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve hep şükrediyoruz. Bugünden itibaren yeni bir hayata başlayacaksın. Dileriz ki bütün bu yeni hayatında güzellikler, başarılar senin olsun. Unutma bak, hep yanındayız ve seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum babam. Canım. Mutlu ol, çok mutlu ol yavrum. O kadar hak ediyorsun ki. Hep beraber inşallah sultanım. Apollo, bu ne yakışıklılık. Sen de çok şıksın dayıcım yine. Hazırsak çıkalım mı? Hadi çıkalım. Hadi bakalım. Allah, gel anne. Allah. Sana. Ta 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 ta. Ay bu ne? Anne sana inanmıyorum. Beğendin mi? Beğenmek ne kelime, bayıldım. Gerçekten mi? Kız riyakarlık yapmıyorsun değil mi? Yapmıyorum. Ağlama ne olur. Ne olur ağlama. Çok fenayım ben. Bak bu lale demek. Hadi sen. Ben takayım o zaman. Yavaş tut, yavaş tut. Ay yatırım şunu da ben takayım. Ha, bir dakika. Ay valla benim kardeşime her şey yakışır ve feda olsun valla. Abla bu da eniştem için. Düğünde takacak. Anne çok güzel. Ne gerek vardı bu kadar masrafın arasında? Benim çocuklarıma canım feda be. Az bile bunlar. Daha fazlasını yaparım. Da kızım sakın evleneyim mi evleneyim deme şimdi biraz. Çok borcumuz var. Anne. Canım bir tane. Ay sinirlerim bozuldu. Ay yok yok yok. Yok yok hiç çok iyiyiz. Mükemmeliz. Oh. Mükemmeliz. Bacanak sonunda gelin almaya geldik vallahi. Evet geldik hakikaten bacanak, sağ ol. Lafım olur be bacanak. Hani bizim Samet valiliğe yakalanmasın da ben her türlü şoförlük yaparım yani. Ayağına sağlık ayağına. Eyvallah. Ay Onur. Hadi. Kapı çal. Ay geldiler hadi. Hadi bakalım. Tamam, hadi bakalım. Ay. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hadi. Çok güzelsin. Biz yokuz merak etmeyin, rahat olun. Kusura bakmayın efendim, heyecandan.
Siz de bekliyoruz hemen. En kısa zamanda. Gel Lale. Hadi bakalım. Hadi kızlarla. La 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 la. Şapır şapır elleme arabaya, leke yapması değil mi? Yok anneciğim. Yani ben öyle kapatırken şey yaptım. El o yüzden oldu yani. Hani dünün her zamanki gibi çok güzelsin valla. Biz gidiyoruz şimdi. Siz de arkamızdan gelirsiniz. Anneciğim hep biz gidiyoruz. Tamam. Duydum, duydum. Erol'um, Filiz'im. E hadi. Şadi'cim bu ne yakışıklılık böyle? Sana inanamıyorum Betül. Nasıl yani? Neyime inanamıyorsun anlamadım. Ha. Bu kadar güzel olmama mı şaşırdın? Yok yok, bu kadar rahat ve mutlu olmana şaşırıyorum şu an. Ama ay ne yapayım Şadi Allah aşkına ya? Kendimi mi paralayacağım artık ben? Boş ver. Ay kısmet böyleymiş, boş ver. Sen iyi misin Betül? İyiyim hayatım. Hayır bence iyi değilsin. İyi değilsin. Bence şoka girdin ve o yüzden vücudun böyle bir tepki veriyor. Mutluymuşsun gibi yapıyor ama aslında mutlu değilsin. Hayatım, gerçekten iyiyim. Allah, bana bugünleri de gösterdin ya. Ölsem de gam yemem. Gel. Ay. Canım. Canım. Ha, ay çocuklar hadi. Yok ya. Vallahi bu elbise beni şişman gösterdi. Aa, Duyda inanma, ilk kez duyuyorum. Şişman gösteren elbise. Senin gibi slim fit birini özellikle yani. Asrın icadı bu olsa gerek vallahi. Betül Hanımcığım, bunun zayıf gösterinden var mı? 5 top alalım. Ne kadar şanslıyım ya. Çok komik bir kocam var değil mi? Hayatım, bir tanem, kelebeğim. Güzelliğinin zirvesindesin zaten. Üst limiti zorluyorsun şu an. Zirvedeyken bırak, onun için diyorum. Gerçekten güzel olmuş muyum yani? Gerçekten güzel olmuşsun da güzellik de çok görece. Sen beğendiysen. Beğendim beğendim. Hadi gittik diyebilir miyiz? Hadi. Ya gidelim de. Ben şeyi anlamadım yani. Sen niye bu kadar heyecanlı ve mutlusun acaba? Hayda. Allah Allah. Onur evleniyor diye ben hayata mı küseyim ben ya? Lütfen ama. Neticede bu çocuk benim amcamın evladı. Evlensin de görsün. Herkesin hakkı hayatını cehenneme çevirmek. Yersiz oldu. Öyle oldu. Oğlu. Sende de bir problem var. Hay sizin bu kadar mutlu olmanız hiç hayra alamet değil. Allah Allah. Bende mi bir sorun var acaba? Hay ben ölecek miyim acaba? Ben acaba toprağa mı karışacağım? Ben hastayım da bana mı söylemiyorsunuz acaba? Ha? Bir şey mi var bende yani? Ay tövbe tövbe Şadi. Ay ne var bunda Şadi? Bak artık alınmaya başlayacağım vallahi ya. Ay insanlar değişebilirler. Öyle değil mi? Ah anacığım, gerçekten bunlar değişime çok kapalı bireyler olmuşlar. Lütfen düğünümüze gidelim, kırdıra kırdıra oynayalım. Hadi tatlım. Doğru. Hadi. İnsanlar değişebilirler. Hayatım niye buraya geldik? Çünkü burada evleniyoruz. Yani sana bir sürpriz yapayım istedim. Beğenirsin umarım. Sevdalar, sevdalar. Bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ın kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı? Mecnun'a sorsam mı? Kül olur. Ateşe dayanmaz. Bu şehir yanar.
fırtına. Bana hiç danışmadan aşk kapında. Sen bahara ahenk veren, sarmaşık yedi veren, güneşimle can bulup sarılsan yar. Ne olur dokun bir kere, yüreğim yaprak döküyor. Beni görsen sensiz halim sonbahar. Senin sokulur yakınlarıma, dokunur dudaklarıma. Hayalin yetmiyor, gel ol yanımda. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar. Gitsem mi kalsam mı, aşktan sakınsam mı? Buyurun. Olur, ateşe dayanmaz bu şehir. Siz burada bekleyebilirsiniz. Hazır olunca ben size haber vereceğim. Tamam, teşekkürler. Onur, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sürpriz oldu. Beğenmeni sevindim. Sonsuza kadar. Çocuklar, müsait misiniz? Müsaitiz babaanneciğim, lütfen buyurun. Laleciğim. Ne kadar güzel olmuşsun. Maşallah. Çok teşekkürler babaanne. Onur, bu ne yakışıklılık oğlum. Sağ olun babaanneciğim. Çocuklar, nikahtan önce size bir hediye vermek istedim. Ay, ne zahmet ettiniz. Ama hediyeden önce ikinize bir hikaye anlatacağım. Gelin oturun şöyle. Bir yeni evli çift varmış. Evlendikten birkaç ay sonra evlilik hiç öyle düşündükleri, hayal ettikleri gibi değilmiş. Birbirlerini seviyorlarmış ama evlenmeden önce birbirlerine güzel şeyler söylerken, özen gösterirken, sık sık birbirlerini sevdiklerini söylerken, şimdilerde bir özensizlik, en ufak bir şeyden bir kavga, gürültü, böyle en ufak bir şeyden küslük. Bir gün ilişkilerini gözden geçirmeye karar vermişler. İkisi de birbirinden boşanmak istemiyormuş. Ama bu ilişkinin böyle yürümeyeceğini de biliyorlarmış. Erken aklına bir fikir gelmiş. Demiş ki bahçeye bir fidan dikelim. 3 ay içinde kurursa ayrılalım. Yok, eğer kurumazsa, yeşerirse, büyürse ayrılık fikrini aklımızdan çıkaralım. Bu 3 ay içinde de ayrı odalarda kalalım. Bu fikir kadının da hoşuna gitmiş. Hemen bir fidan dikmişler. Derken işte 1,5 ay sonra filan bir gece yarısı bahçede karşılaşmışlar.
İkisinin de elinde birer su dolu bidon. İşte çocuklar, sizin ilişkinizde, sevginizde bu fidan gibi. Bakarsanız, özen gösterirseniz büyür, gelişir. Oğlunuz da bu ağacın meyvesi. Birbirinizi sevin, koruyun, kollayın. Sevginizi ifade etmekten, aşkınızı söylemekten vazgeçmeyin. Ayrılmayı da katiyen aklınızdan geçirmeyin. Bu da sizin hediyeniz. Onur Lale Saran Hatıra Ormanı. Babaanne çok teşekkürler bu hayatımda aldığım en güzel hediye. Canım benim. Babaanneciğim. Bize sonsuza kadar devam edecek bir hediye verdiğin için çok mutluyum. Bizim için çok kıymetli bir hediye bu. Emir doğduktan sonra da burayı görmeye gideceğiz. Tamam, tamam. Yeter. Anlatacaksınız beni. Hadi. Sizi yalnız bırakıyorum. Baş başa kalın. Hadi. Sizi baş başa bırakıyorum. Hadi. Nikah akdine başlıyorum. Adınız, soyadınız? Lale Yenilmez. Adınız, soyadınız? Onur Saran. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de sözlü olarak davetliler ve şahitler huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ederseniz, ben de nikah akdini gerçekleştireceğim. Sayın Lale Yenilmez, Sayın Onur Sarıhan'ı, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Onur Sarıhan, Sayın Lale Yenilmez'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitler olarak sizler de duydunuz. Birbirlerini eş olarak kabul ettiler. Siz de buna şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ben de Medeni Kanun'un ve belediye başkanımızın bana verdiği yetkiyle sizleri eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Gelsen diyorum, beni çekip alsan çıkmazlardan. Hiçbir şartım yok, sadece tutsan kollarından. Ya yine çık yoluma, aldın aklımı. Evet gelin hanım, adınızı ve soyadınızı tekrar alabilir miyim? Lale Sarıhan.
Aile cüzdanını gelin hanıma takdim ediyorum. Buyurun. Sen ne istersen bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Küçücük sevda meleği. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.